Ne? Abi Türkçeyle. Kötü mü? Şarjı takalım gel. Arabaya da kuş pislemiş. Çok. Bundan misin tontiş? Peynir mi yok? Merhabalar canlarım, ballarım, nasılsınız? Yıl oldu 2020. Yani şu an 2020'ye bir dönüş videosu bu. Hem saçlar, hem şarkılar, hem enerjiler 2020'ye geri dönüyor. Şey, burç yorumcusu gibi ama. Hepinize merhabalar. Şu an saçımda basık masık, yani saçımın en kötü haliyle karşınıza çıktım ama olsun. Ama olsun. Artık bu bir geri dönüş müdür? Bu bir artık ders çalışma günlüğü müdür bilmiyorum ama sizleri de özledim. Dedim ki artık çekmenin vakti geldi. Yani umarım ki en yakın zamanda editlerim. Çünkü bilgisayarım da sıkıntılı benim. O yüzden editleyebilirsem sizlerle çok güzel bir şekilde karşılaşacağımızı düşünüyorum bu vlogla. Yani vlogun konusu yok. Ara ara birkaç gün içinde böyle anılarımı paylaştığım zamanları çekeceğim. Daha sonra hangi konsept hoşunuza giderse ona göre şeyler yaparız. Mesela bir araba vlogu olabilir. Arabada konuştukça bir şeyler paylaşabiliriz. Arabamız yenilendi. O yüzden rahatım. Artık manuelle uğraşmıyoruz. O yüzden rahatlıkla sizinle konuşabiliyorum. Kemerim takılı. Merak etmeyiniz. Onun dışında saçlarım yenilendi. Tabii ki dalgalı ve şeyken daha güzel duruyor ama şu an böyle. Yapacak bir şey yok. Şu an nereye gidiyorsun Başak diye soranlarınız varsa da şu an birinizin TikTok'taki yorumuna güvenerek şu an Cevahir'deki Teknosa'ya gidiyorum. Çünkü Pembe Dyson arayışındayım. Oradan da hemen hop Matbuti'nin çekimine gideceğim. Böyle bir hayat, böyle bir enerji. Umarım hepinizin günü güzel geçiyordur. Daha fazla uzatmayayım, anılarımı paylaşayım. Aa, ne oldu? Şarkı dinlerken aklıma bir anda Mert Demir geldi. Mert Demir gelince bir anda aklıma Serenay geldi. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisine ne diyorsunuz? Ben bomba diyorum. Yani çok mutlu oldum. Çok enerjilerine uyum sağladığına inanıyorum. Böyle bir ilişki konusunda konuşmuş olalım sizlerle. Madem bizim ilişkimiz yok, bari ünlüler hakkında konuşmayalım mı? Neyse, biz devam edelim. İşte bu şarkı benim şarkım. Ellerin okşamasın. Şu an Cevahir'deyim ve Teknosa'ya gittim. Saatlerimiz gerçekten 12.30 ve 9 gün önce gelip tükendiği için tabii ki şu an yokmuş. Türkiye'nin hiçbir yerinde yokmuş. Neyse, ben de hazır gelmişken dedim ki bari Cevahir Zara'ya bir bakayım. Alacak hiçbir şeyim yoktu zaten aklımda ama bir tane leoparlı bir body buldum. Dedim bari onu alayım. Hani olmazsa denemedim de. Hani olmazsa dedim zaten Zara'dan her dakika bir şey alınıyor. Değiştiririm diye düşündüğüm için. Böyle yani hiçbir yararıma olmayan bir Cevahir turu gerçekleştirdik. Şimdi hemen uçarak Matbuçi'ye gidiyorum. Orada çekim alanındayken böyle çok çekecek bir şey olmadığı için o sırada şey düşündüm. Acaba kameramda önceki görüntülerde Osman'ın geldiği zaman böyle ay niye netlemede? Bıça mıydı? Böyle bir lahmacun deneyimimiz olmuştu, oranın deneyimi. Onu mu acaba size izletsem ben o çekimdeyken diye düşünüyorum. Çok uzun değilse onu videomun burasına eklerim. Ben hazır yolda çekime giderken siz de onu izleyiverin o zaman. Orada böyle bir tadından vesaireden size de bahsetmişim. Ben zaten daha önce yemiştim de. Neyse, eklersem orayı şu an ekleyeceğim size. Orayı izleyiverin. Sarı saçlı halimi bir görmüş olun. Yaklaşık bir 2-3 hafta önceki çektiğim bir anı yani bu da. Böyle bir şey. O zaman hemen hop uçarak geçmişe dönün ve izleyin. Hemen siz geçmişe dönmeden önce 2 saniye hemen aldığımı da göstereyim, içimizde kalmasın. Kodunu ekrana yazar mıyım? Allah'ım inşallah yazarım. Yani bildiğiniz şöyle leoparlı bir body. Yani böyle leoparları çok sarı ve turuncu değil diye çok hoşuma gitti. Biraz daha böyle hani koyum tırak bir üst. O yüzden hoşuma gittiği için aldım. Kodunu da umarım ki ekranlara yazarım. Evet, böyle de yapsam etkili olur gibi. Evet, siz şimdi geçmişteki anılarımı izleyebilirsiniz. Ben de hemen hop çekimimi halledip ve hemen geri geliyorum. Hayır dur, Vedat Milor muydu buraya gelip? Ya hadi ya. Şey biliyor mu çekiyorsun ya? Yemek bloğu. Yok, şu şekilde Levent beni buraya getirmişti. Levent'cim buradan seni öpüyorum izliyorsam, kesin izlemiyorsun ama. Neyse, buranın lahmacunu çok çok meşhur. Aslında baklava ve lahmacunu var ama lahmacunu en güzeliymiş. En iyi lahmacun burası. Kadımköy'de Burç'a. Geldik. İlk önce lahmacunlarımızın yanında böyle turşularımız, yeşilliklerimiz geliyor. Ramazan şu an Ramazan değil. Bu videoyu yüklediğimde Ramazan bitmiş olacak. Kimsenin canını çekmeyecek. Evet, ilk tadını Osman yapıyor. Daha önce yemediği için burada. Herhalde çıkmak istemediği için boş verin. Evet, şimdi ben limon. Ayran içeceğim ben bu arada. Tam 2 saniye duruver yani. Ayranı oraya koydum da kamerayı, o yüzden böyle yapıyorum. Şimdi
şimdi beni sıktım. Ben sade yemeği çok seviyorum. Zaten bence ilk tadını anlamak için sade yemek gerektiğini düşünüyorum. Bir de domatesli şey koyarım, göbek koyarım bana. Ama orada bunlar orada burada konuşamadım. Onlar burada olmadığı için ama koyamıyorum. Daha önce tattım ama yani. O yüzden çok güzel olduğunu biliyorum sizin için bir daha sıktım. Güzel değil mi? Normalde ben böyle sararak yemeği de sevmem. Kopara kopara yerim. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Tadı daha güzel geliyor. Evet, sırada da eklerimiz var. Levent geçen gün bana bunun ne kadar güzel olduğunu söylemişti ama kalmamıştı. O yüzden ekleri deneyimleyeceğim. Yani eğer kötüyse Levent'e buradan kötüler. Yemem lazım, elimden. Onun şu çikolata da. Neyle olacak eklerin için? Ben sade krema, vanilyalı krema olsun çok seviyorum. Ekler. Ama çok güzel. Ama normal ekler yani. Hani Levent de abartmış biraz. Değil mi? Yoğun ekmek çok güzel. Ben beğenmem. Kötü mü bu? Ana. Bir kere sıcak sıcak ekler olmaz. İnanmıyorum nasıl sıcak değil. Elim dondu şu an. Dönesmen dondurma gibi. Ekler al. Kalkalım şu arabayı şarjı takalım. Kendimi çok stresli hissediyorum. Evet. Şu an arabanın şarjı 8 falan. İnşallah şarj edecek yere gidebiliriz. Evet, ne yaptınız bakalım? Lahmacunlarımı beğendiniz mi? Denediğim lahmacunları böyle bir anı, geçmişten size böyle bir parçaya yolladım ve geri geldim. Saçıma da şöyle bir fiyonk taktım. Şu an nereye gidiyoruz? Acil bir şekilde İstinye Park'ta Bobby Brown'un bir lansmanı var. Oraya yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü 4'te bitiyormuş lansman. Yani umarım ki biraz olsun yetişebilirim diye tahmin ediyorum. İnşallah kazada yapmam yetişirken. Aynı zamanda dedim ki İstinye Park'ta git bir de Dyson'a bir daha bir kontrol et. Bir adını falan yazdır, bir şey yap Başak dedim. Bu yüzden de Bobby'ye yetişmeye çalışıyorum. Böyle Bobby'ye deyince de çok komik oldu ama size de yetişirsem zaten her şeyi paylaşacağım. Tamı tamına tam iyi bir influencer olmak için elimden geleni sizler için yapacağım. Tabii kameramın da alanı biraz doluyor. Onları da biraz boşaltayım ben. Umarım yetişirim. Şu an saat 3.30'da orada olacağım gibi gözüküyor. Umarım yetişirim. Evet, benim korkunç kombinimle geldik yani. Herkes ne kadar şık. Ben bir o kadar renkliyim. Öyle değil mi? Hayır, çok güzelsin. Yani gerçekten yani bu kadar uyumsuz olunabilirdi. Oldum. Evet, bununla beraber sizinle arabada açarız. Çok tatlı hediyelerimiz var içinde. Şimdi çıktım, yürüyorum. Bir Dyson'a bakarım gibi hazır gelmişken diye düşünüyorum. Mina'yı bekleyeceğim bu arada. Mina'nın okulu 5.30'da bitiyormuş. Öyle ona katılacağım. Vlog'u çok fazla çekemedim ama Instagram'da hikayeme böyle biraz editleyip atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunları ama sizinle beraber şimdi burada açalım istiyorum. Bir de Instagram hikayemde de açarım gibime geliyor. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki böyle daha aktif bir şekilde ulaşabilirim bana. Ama gerçekten bundan sonra arabamda yedek kombin falan bulunduracağım. Yani gerçekten Bobby Brown'un o siyah şıklığına böyle çocuk gibi kopkoyu kıyafetlerimle geldim. Capcanlı renklerimle geldim. Şeker kız geldim yani. Daha güzel giyinebilirdi ama bilmiyordum. Bilseydim giyinirdim. Neyse. Bu da böyle bir anı. Evet, hazır Mina'yı bekliyorken dedim ki size bu hediyelerimi göstereyim. O yüzden hemen açıp size gösteriyorum. Şöyle küçük bir çantamız var. Çok tatlı rengi. Aşırı beğendim. İçinde de geçen lansmanda da verilen ürünlerden var zaten. Öncelikle bir tane isminin yazılı olduğu bir far kalemimiz var. Bu Bobby Brown'un ışıltılı farlarını biliyorsunuzdur. Şöyle kalem şeklinde metalik. Bunu zaten biraz önce elime de denedim. İnanılmaz güzel ve çıkması gerçekten çok zor olan yani. Biraz kurduktan sonra hiç dağılmıyor. Çok çok güzel bir far. Üzerinde de ne de böyle Başak yazıyor. Çok tatlı. Şimdi diğer ürünlerim ise bir adet maskara ve primer tabii ki. Bu biliyorsunuzdur. Bu mandalina özlü müydü? Yani kokusu anladınız siz. Mandalina, portakal tarzı böyle bir yapıya sahip olan bu Bobby Brown'un primer'ı. Bu gerçekten çok güzel. Makyaj altında da çok güzel oluyor. Onun dışında maskarası da var. Ben maskarasını daha önce başka birine vermiştim. Bundan dolayı ilk defa kendim deneyimleyeceğim. Maskarası da güzel ama daha önceden de verilmişti.
kutlamamızı almış oldu babamın annesine de. Teşekkür ederiz size. Evet minişler, şimdi arabaya bindim. Gerçekten yoruldum. Çünkü biliyorsunuz çekim de yaptım ya. O beni biraz yordu açıkçası. Sabah Cevahir, çekim, sonra burası. Gerçekten beni biraz yordu. Şimdi Mine'yi bekliyorum arabada. O sırada da mat butikte çektiğim Reels'ları editlemem lazım. O yüzden onları editleyip hemen iletmem gerekiyor. O yüzden onu beklerken onu yapmak istedim. Bir de annem benden fondöten fırçası istemişti. Ben de önümde Flormar'ı görünce oradan alayım istedim. Sonra kasada hani doğum günü ayım içinde olduğum için %50 indirimim olduğu fark edilince birkaç dudak ürünü almak istedim. Şöyle annemin fondöten fırçası öncelikle. Böyle. Daha sonracığıma 3 tane de dudak ürünümüz var. Biri dudak kalemi, biri gloss, biri de ruj. Ama hiçbir gözükemiyor şu an ışıktan dolayı. Şöyle size nasıl göstersem bilemedim. Evet böyle şeyler. Bunları da umarım ki yarın sabah beraber deneriz diye düşünüyorum. Çünkü yarın yine çekime gideceğiz. Oradan da bu sefer Remi'ye, ajansa gideceğiz. Çünkü YouTube'un bir etkinliği var. Oraya da hazırlanacağız. O sırada aslında deneyebilirim bunları. Bu yüzden bunları yarın sabah denemeye bırakıyorum. Şu an çünkü otoparkta olduğumuz için hiçbir türlü göremezsiniz. O yüzden onları orada yaparız. Neyse. Saat birleşimi yaptık. Ben bugün kaçta? 8 ya da 9'du açıkçası. Yani çok erken değildi ama bayağı yoğundu. Çekimi, oyu, buyu derken böyle bir yorgunluk. Aa sabah Cevahir'e gittim falan. Evet. Bulamadım tabii ki. Kameramda bir sıkıntı var. Yani bir kamerada bir sıkıntı var. Neyse. Lensinde bir sıkıntı olsa gerek ki. Şu an Yeniköy'e geldik. Gerçekten kameramda bir sıkıntı var. Evet şimdi Yeniköy'deyiz yani Minoş'la. Bakalım nerede yiyeceğimizi bilmiyorum ama sabah kahvaltı bile etmedim. Biliyorsunuz zaten bilseydiniz. Ay gördüm. Çiçekler. Şöyle bu. Şu an White Burger'deyiz. Zaten Yeniköy'de olduğumuzu belirtmiştik. Şu an böyle bir oh mis gibi bir White Burger yiyeceğiz. Gerçekten YouTube'un samimiyetini öpeyim. Çok seviyorum. Bir video yüklememiştim ya, orada da Burçak'a mı Burçak'a mı bir yere gitmiştik Osman'la lahmacun yemeği. Onu da ben dedim ki çekimdeyken siz de orayı izleyin. O yüzden bugünün ikinci yemeği gibi geliyor size ama aslında benim ilk yemeğim. Ekmek ve et gibi bir hissiyat var yani böyle sos ya da bir de peynir mi ya? Ya ben cheese'siz yedim. Ama biz orada da bundan yedik. Yazıyor mu bakayım? Aslında kaşar peyniri yok, yazıyor. Ha var mı? Kaşar yazıyor ama yani. Ama cheddar değil de. Ya ben cheddar'ı sevmedim. De hazır yemeğimizi yemişken bu yeni aldım size hani renklerini göstereceğim dediğim Flormar'ın öncelikle bu kalemini deneyeceğiz. Bunun SL12 nude rengiymiş. Yani öyle mi okunuyor hiçbir fikrim yok açıkçası ama. Mina da iç mimar. Ben bunu denemek istiyorum. Çok daha tatlı, bir de lamp etkisi var. Dolgunlaştırma etkisi var deniyor ama çok da inanmıyorum açıkçası. Ama bunu da bir deneyeyim. Bunun da 02 numarasıymış. Ama yakmıyor hiç galiba. Bence hiç yakmaz gibi hissediyorum ama ay, deniyoruz. Üçte biraz zorlanış yaşadım ama onun dışında yani ama onun dışında rengi tatlı. Üstüne mi sürsek o daha abartı olur. Siz sür bir şey yoksa. Yok ya. Biraz daha böyle yumuşak bitişli ama biraz daha kahve tonlu. Bu daha rengi tatlı. Hadi bu kalsın bari. Anlatmıştım. Günümün böyleydi. Pijama gibi bir şey yani anladın. Şöyle. Benim en sevdiğim çiçek. Nedir bu? Mor salça. Hmm. Çok güzel kokuyor. Bak kokladım. Kokluyorum. Ay çok kötü kokuyor Mina bu. Şu an Pero'ya gelme kararı aldık. Ve geldik. Evet. Hayır yani ışık olarak rengi çok güzel gözüküyor diye dedim. Şu an Plani'deyiz. Hemen bir ışınlandık Bahçeşehir'e. İnşallah strawberry latte içeceğiz. Çünkü Plani'ye gelirseniz onu içmeyi unutmayın. Evet ama şeyde isteyelim. Plastikte isteyelim. Evet doğru söylüyorsun. Onun ortaya koyup hatta bir tane daha istesek ekleyebiliriz. Ayıp olur. Çünkü bir tanesi bize çok fazla yani birer tanesi bize fazla geliyor. Dedik acaba bir taneyi beraber mi içsek ama nasıl başaracağımıza dair bir fikrimiz yok. Güzel çekiyorum şu an mesela. Evet. Evet. Bugün
neler yaptın evet, mesela? Bugün, evet, neler yaptık? Bugün güzel eğlendik diye umut ediyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum burada. Çünkü daha yarını da çekeceğim için. Yarını da mı çekecek? Evet. O yüzden size çok fazla gelir bilemedim. Tamam. Yarın işlerin özetini söyle o zaman. O ne? Zaman yarınki özetlerimiz sabahleyin yine matematik çekimine gitmek ve daha sonra ajansa gitmek ve YouTube şeyi izlemek diye çok... Ne? Abi Türkçeyle. Ben size anlatayım şimdi. Sabah çekime gideceğiz matematik çekimine. Oradan vınlayacağız. Ajansa, kolektif alsa gideceğiz. Remi'ye gideceğiz. Orada da YouTube'un YouTube ortaklığını aldı ajans. Bundan dolayı onunla ilgili böyle bir konuşma, onunla ilgili bir böyle bir toplantı, onunla ilgili böyle bir durum vesaire. Yarın öğreneceğiz aslında. Bu. Okul yok mu? Yarın gitmiyor. Yarın günlerden ne? Perşembe. Perşembe yok. İspanyolcam var normalde ama ben onu YouTube'dan hallediyorum. Evet. Böyle. Tamam. O çok zaman yarın görüşürüz diyebiliriz. Yani nereden? Bugün... Tamam. Bugün ben size önemli bir şey olursa söylerim. Çok önemli şeyler olabilir. Neyse. Gerçekten ben size neden hiçbir şeyimi anlatmıyorum. Şaka yapayım. Neyse. Yarın görüşürüz. Günaydın. Evet. Şu an yine arabadayız. Gerçekten bütün video arabada geçti. Çok özür dilerim. Saçıma şöyle daha Dyson'ımı almadığım için fifan çektirdim. Bu arada renkleri bayağı açıldı. Belki yarın rast kuaföre gidip bir cila attırabilirim. Çünkü alttaki sarılar biraz çıkmaya başlıyor ve bu takılan saçla biraz renk farkı ortaya çıktığı için belki bir gidebiliriz oraya da. Hem sizi de tanıştırırım. Onun dışında örgü kaynakla ilgili bu arada sorularınız olursa mutlaka aşağı yazın. Hatta genel olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrı böyle bir soru cevap videosu da çekmek çok isterim. Kombinimi size göstereceğim. Dün zaten bugünün planlarından biraz bahsetmiştik. O yüzden şu an uçarak Matbutik'e gidiyorum. Hemen orada çekimimi yapıp oradan hop kolektif havsa fırlamam gerekiyor. Böyle bir hayat işte. Böyle bir hayat. Hemen gidelim. Kombin gerçekten aslında dünün olması gerekiyordu. Yani tam bir dünün kombiniydi. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün de ama eminim ki dışarıda hiç vakit geçirmeyeceğim. İşlerimi halledip hemen buraya döneceğim ve bu şık kombinim boşuna gidecek gibi bir hissiyat var. Sizde de bazen oluyor mu? Yanlış günün yanlış kombini gibi bir durum açıkçası. Bu arada dün aldığım body. Evet. Neyse hadi gidelim. Kimseye demiyor. Belki razıyım. Yeter sana kapılmayacak o an bir daha. Evet, tipimiz biraz, saçımız, tipimiz, her şeyimiz biraz dağıldı. Tabii giy çıkar kıyafet böyle oluyor gerçekten. Bu arada arabaya da kuş pislemiş. Çok iyi oldu. Yani arabayı aldığım ilk gün de pisledi. Şu anda pisledi. Neyse, havalar güzelleşiyor. Yıkatacağım. Bir kuşa karşı bir savaş bu. Neyse, şimdi editlerimi yapmadım bu arada Matbutik'in. Onu da müsait bir zamanla yapacağım. Şu an uçarak ajansa gitmem lazım. Çoktan başladı galiba etkinlik. Benim de hemen böyle biraz gidip orada biraz bulunmam gerekiyor açıkçası. Birazcık bakalım YouTube zamanlarımı hatırlatacak mı bana bu YouTube etkinliği. Remi çünkü biliyorsunuz YouTube'un iş ortaklığını aldı. Bundan dolayı gerçekleşen bir organizasyon aslında. Bakalım gidince göreceğiz zaten beraber. Ne zaman? Yastığında kalmış bugün bir eşinden bahsettik. Arkada bir haber dinlemekte buluyor kendisi. Evet, etkinlik yaklaşık bir 40 dakika, 50 dakika daha devam ediyordu ama benim çıkmam gerekiyordu. Malum zaten Bahçeşehir tarafında olunca biraz öyle oluyor. Bu yüzden yola koyuluyoruz. Hem çok açım hem birazcık kahveye ihtiyacım var gibi de hissediyorum. Bu yüzden bizimkilerle gölette oturacağız. Bekleyin bir dakika. Evet, uçarak Enfes'e geldik. Sizi ışınladım Enfes'e. Şu an açlıktan öleceğim için hemen bunu yiyoruz. Bu arada Minoş'um burada. Bahçeşehir'e geldim. Vlogumuza upuzun bir aradan sonra Ege ile devam ediyoruz. Ege Tuğaş şu yeni saç stiliyle aramıza katıldı. Çok güzel oldu Ege. En son biliyorsunuz Mina ile yemek yemiştik. Bir 3 saat sonra aranıza yeniden geldim açıkçası. Minoş ders çalışmaya gitti. Ben o ara içerisinde bir Molof'a kadar gittim yine Dyson için ve yine ulaşamadım istediğim şeye tabii ki. Anneler günü için geleceği söylendi bana. Ama enerjim tam takır. Göletimizdeyiz yine. Evet Ege istifini bozmuyor hiç. Evet. Böyle bir gün. Bu arada bugün bu vloga son vereceğim gibi gözüküyor. Çünkü yani bir 40 dakika olmuştur diye tahmin ediyorum. Şu anlık bu kadar yetse iyi gibi. Kalkacaksın yarın. Ama kalkalım sen. Şimdi eve mi geçeceksin? Evet. Hadi kalkalım. Tamam. Evet. Geldik.
uzun sohbetler konuşuldu ama tabii çekmedim. Günaydın, diğer bir günde yine karşınızdayım ama aslında şu an bu videoyu kapatma zamanımın geldiğini hissediyorum. Dün akşam kameranın şarjı bitti konuşurken, bu yüzden kapatamadım. Sizleri çok öpüyorum. İstediğiniz şeyleri mutlaka aşağıya yazmayı unutmayın. Onları da çekmeye çalışacağım. Abone olmayı da unutmayın. Bu arada Bella'yı bu vlogda hiç göstermediğimi fark ettim. Burada küçük bir arkadaşımız var. Belloş! Oy! Loşum, nasılsın? İyi misin tontiş? Oy, pıdık. Evet, normalde bu videoyu biliyorsunuz ki sabahleyin bitirmiştim ama bugünü de hem Reels'e hem TikTok'a vlog çekerek değerlendirdim. Ve bu başarıyı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu vlogun başından beri her AVM'yi gezdik sizinle beraber. Ve en sonunda şu an MR'da Dyson'ımıza ulaştık. Evet. Doğru. Hem de pembe rengi. O yüzden çok mutluyum. Açmadım. Şu an burada mı açsak bilmiyorum. Şu an acilen bir Bomonti tarafına geçeceğim. Bugün de vlogladım. Bugünün vlogu daha doluydu ve bu Instagram ve TikTok'ta daha kısa versiyonlu halini görebilirsiniz böylece. Neyse, oralardan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Bunun açılışıyla ilgili ne yaparım bilmiyorum. Belki bu videoda akşam böyle ekleyebilirim yine açılışı. Ne dersiniz? Neyse, sizleri çok öpüyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Daha fazla böyle konuşarak çekmek istediğim için bana böyle dertleşme tarzı videolar da okey. O yüzden istediğiniz şeyleri aşağıya yazmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Bay bay.